Herkese merhaba. Tonguç Hanım'da yağları anlatacağız. Tonguç Hanım yağlı bir adamsın sen değil hocam, mi? Hocam yağlıyım, ballıyım, kaymaklıyım, sütlüyüm hocam. Efendim yağlar biyolojide ne, adla, ne diye adlandırılıyor biliyor musun? Hocam yağlara biyolojide e, ne diyorlar hocam? Havalı olsun diye lipid diyorlar. Yani. Artistlik abi. başka bir şey ha, değil yani, Böyle yani. birazcık ya daha de, olur. Ya desen ne değişecek? Ya, ya ama olur mu canım? Ya günlük hayatta herkes kullanıyor. Birazcık havalı olun. Biyoloji, bilim yapıyoruz hocam kardeşim. Hocam benim her sabah kahvaltıda makine yağının üzerine reçelimi döküyorum. Tatil, tatil Makine tatil. yağıyla, yağıyla reçelmiyorsun. Rahatsız mısın? Gresiyor pardon. Olur. Tonguç'um yağların yapısı organik yapıda. Yani canlılar tarafından üretilir unutma. Ve yağları biz yaktığımız zaman ne olur biliyor musun Tonguç? Yanar. Hayır bol bol karbondioksit ve su ortaya çıkartırız. Demek ki yağların içinde bir sürü ne var? Karbon ve hidrojen var. Bunu unutmayacağız. Demek ki oksijenli solunum ürünleri yağların karbondioksit ve su. Peki ne ile çözünürler? Yağlar için her şeyin içinde çözünürler mi mesela? Hayır. Hayır mesela suyun üzerine yağ döktüğün zaman e, su suyun içinde yağ böyle çözünür mü? Çözünmez. Yağlı su böyle bir şey değil mi? Yukarıda kalır değil mi? Suyun içinde çözünmez. Ama yağları çözücü olarak bildiğimiz eter var. Hani insanları böyle bay ha, hayır o beterinden evladım. Hani insanları bayıltmak için filmlerde konuyu var ya. Eter kokluyorlar. Tecavüzü coşkun. Hayır o ne alakası var evladım? Allah Allah. Eter dediğimiz zımbırtı. <laughs> evladım o Allah'ım ya ne acayip. Kloroform. Kloroform da sakin o şampiyon. Kloroform da aynı şekilde yağların çözücü olarak kullanılabiliyor. Bak şunu unutma Tomuş. Bir gram yağda 9.9,45 kilokalori var. var evet. Yani 9450 kalori var. Eşek gibi bir kalori var. Dolayısıyla çok dikkat et Tonguç'um. Ya enerji verici olarak sırası ne biliyor musun yağları? 8. Tomuş? Hayır evladım. İkinci enerji verici. Yani ilk başta bak karbonhidratları kullanırız. Sonra yağları kullanırız. Sonra en son proteinleri kullanırız. Enerji verici olarak yağların sırası ikinci. Ama en fazla enerjiye de bunlar sahip biliyor musun? Aa. Bak maksimum enerjide olmasına rağmen niye ikinci kullanılıyorlar? Çünkü kolay parçalanmıyor. Aa. Yani bu maksimum enerji ama diyoruz ki bu kolay parçalanmadığı için ilk başta karmadır. Hocam bu. benim Tombul Tahir <laughs> bir amcam vardı. Yağlar eritmek zordur derdi. Demek ki doğruymuş dedi. Evet. Aynen öyle. Kesinlikle. Neden O, o zaman Tombul Tahir amcamın ellerini öpüyorum. ATP nedir ne biliyor musun Tomuç? Tuzlu, tuzlu. ATP enerji tuzlu. demek Tombul. LPG. Ben ATP elde etmek için neden yağ kullanmıyorum? En fazla enerji bundaysa. Çünkü karbonhidratlar dediğimiz zımbırtılar karbonhidratlar kolay parçalanır Tonguç. Yani yağları parçalamak zordu hatırlıyor musun? Bir sürü karbondioksit ve bir sürü su ortaya çıkıyordu. Yağ çeşitleri neler biliyor musun Tonguç? Üç çeşit yağ var. Nötral yağlar, fosfolipitler ve steroidler. Ama bak şu da yağların özel, önemli olan şeylerini bilmelisin. Yağlar derimizin altında Tonguç bizi soğuktan koruyor. Et, tepşelere karşı, vurmalara karşı bizi koruyor böyle bir emici evet hocam, göbeğin bir tarzda sürü... kaç kavgadan sağlam çıktım. Mesela develerin hörgüçlerinde yağ depolanıyor ki e, enerjisiz kalmasınlar ve benzeri bir sürü faydası var. Ama yağ çeşitleri üç çeşit. Nötral yağlar, fosfolipitler, steroidler. Şimdi biz bunları incelersek nötral yağlar dediğimiz zımbırtla trigliseritler olarak da bilinebiliyor. Bizim bildiğimiz aslında normal yağ. Hani ve sıvı yağ, katı yağ falan değil. Fosfolipitlerse fosfolipit deyince aklına sadece şu gelecek tonguç. Hücre zarı gelecek. Bak bunu unutma. Bu anahtar kelimemiz. E, nötral yağlar deyince aklına depo gelecek. Steroidler deyince aklına hormonlar gelecek Tonguç. Hormonlar ve kolesterol gelecek. Bak bunları aklına tutarsan efsane sınavlardan iyi not alırsın. Bak şimdi nötral yağlar nasıl oluşuyor? Nötral yağlar yani trigliseritler 3 tane yağ asidi görebiliyorsun değil mi? Görüyorum. 1 2 3 farklı olabilir bunlar birbirlerinden. Ve bir tane bir Matanesi. tane Hayır patates gliserolün birleşmesiyle oluşuyor. Yani üç tane yağ asidi bir tane gliserol birleşince hop ne oluşuyor? Nötral yağ oluşuyor. Ve karşımıza ne çıkıyor biliyor musun Tonguç? Üç adet su çıkıyor. Bak üç adet su çıkıyor. Peki nötral yağlar nasıl oluşmuş demek ki yağ asidi ve gliserolün birleşmesiyle. Peki bir bakalım bak trigliserit dediğimiz şey o. Üç tane yağ asidi olduğu için tri diyoruz. Tri İngilizce'de üç demek diye. Nasıl oluşuyor? Bak üç yağ asidi bir gliserol. Birleşim. Harikasın. Birleş, birleştikleri, hayır, birleşirken e, su oluştuğu için biz bu olaya dehidrasyon diyoruz. Tomu. Dehidrasyon sentezi. Evet. De, vay. Dehidrasyon sentezi diyoruz. Ve burada çünkü su ortaya çıkıyor. Nasıl oluşuyor biliyor musun? Üç tane yağ esti. Gliserol görüyorlar. Aynı tatlı. Ay, Aynı tatlı. Ama hani bir erkeğin e, ben, o o, o evet, olmadı, <laughs> şöyle düşünelim. O zaman şöyle yapalım. Üç yağ asidi bir tane gliserole birleşiyor. Ve bu oluşurken arada ester bağları oluşuyor Tonguç. Bu ester bağları bak kaç tane oluşuyor? Ester Buradan bir bağ. Gidiyor. Ya saçmalama evladım. Ne saçma ester sapan. Ester bağları değil mi o? Ne Neydi o? Gesi bağları. Gesi bağları evladım. Bak üç tane ayrı ayrı bağ oluşmuyor mu? Üç tane ayrı ayrı ya bağ oluşurken... Allah Allah. Lem sakin ol şampiyon bak üç tane ester bağlışı ya. üç tane de su ortaya çıkıyor her bir ester bağlarında... ya sakin ol şampiyon bak her bir bağdan bir tane su ortaya çıkıyor buradan da bir tane su ortaya çıkıyor buradan da bir tane su ortaya çıkıyor kaç tane su ortaya çıktı kardeşim? 3 tane su ortaya çıktı diyoruz. Peki Hocam, bu konu e, yağ şey asit bitiyor, bitiyor hemen bitiyor. Yapalım. yağ asitleri iki çeşit oluyor. Doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri. Dolayısıyla... Ben doymadım hocam. Her zaman açım. Her sürekli açım. Ne Saçman, zaman fazla verseniz. Aç edelim. mısın evladım? Doymamış yağlar ve doymuş yağlar diye bunlar yüzünden de iki grup var. İçinde doymuş yağ asidi varsa doymuş yağ, doymamış yağ asidi doymuş. Bayağı zor değil mi? Çok zor. Süper. Evet. Bütün karbon atomları tek bağ yaparsa bak tekli bağ yaparsa ee, hocam biz bağcılar çocuğuyuz. Aslında baştan söyleyeyim yani burada bir şey yani yağlı mağlı diyorsunuz Artık ama. Artık yapma. Hocam e gün görende yaşıyorum 2015'in gün göreninde yani bilemiyorum yani. Saçma mı Doymuş yağ asitle diyoruz eğer tek bağ varsa. Yani bak bunu şöyle e, gösterebiliriz. Bu. Si, si. Ama doymamış yağ asitinde bazı karbonlar arasında çift bağ var. A -a. Çift bağ dediğimiz şey mesela şöyle. Burada ikili bağ var görüyor musun? Aa, evet. Burada mesela hepsinde tekli bağ var. Burada bir tanesinde mesela çiftli bağ var. O zaman bu doymamış yağ asidi diyoruz. Peki, e, peki burada şunu bilmemiz gerekiyor: Doymuş yağ asitlerinin tarafında oluşan yağlara doymuş yağ yağlar diyoruz ki bunlar genellikle hayvansal yağlar oluyor. Teşekkür ederim. Ha, evet hayvansal yağlar ve bunlar oda sıcaklığında genellikle katı oluyor ha. ve bunlar dolayısıyla e, çok e, sağlığa zar e, yararlı değil hani. Yani, çok fazla yer yersek bunlardan e, riskli. Bunlar riskli. Ama kan doyma damarlarımız tıkanabilir. harikasın Doymamış yağ asitleri ise bunlar genellikle bitkisel kaynaklı oluyor. Bitkilerde ayçiçek yağı, zeytinyağı bunların hepsi doymamış yağ asitleri. Ama mesela tereyağı doymuş yağ asidi. Mesela hayvansal etin içindeki yağ doymuş yağ asidi. Kuyruk istere. yağı. Ha, kuyruk yağı doymuş yağ asidi. Ama doymamış yağlar da bitkisel yağlar. Ayçiçek kuyruk yağ. yağı. çok güzel hocam. Bunlar genellikle istiyorum. ne olur? Bitkisel zeytinyağı sıvı olur değil mi? Zeytinyağı sıvı olur. Onlar doymamıştır. E, aynı zamanda e, bunlar sağlığa daha yararlı. Yani bunlar daha sağlıklı diyebiliriz. Doymamış yağ asitleri diyebiliriz. Hadi hayırlı olsun. Fosfolipitlere geçtik. Artık bitiyor. İki tane yağ asit ile fosfat grubu birleşince, üçüncü yağ asitinin yerine bir tane fosfat grubu gelince fosfolipit oluşuyor. Ve bunlar hücre zarının yapısında bulunuyor. Ve fosfat yağ asitlerinin aksine bak evladım, fosfat yağ asitlerinin suda çözünebiliyor. Hatta bunlar şöyle gösteriliyor. Hop. Şöyle gösteriliyor. Bak ne oluyor bak. Bu fosfat grubu bu da yağ asidi grubu. Tamam mı? Bak bu tarafı buna ne diyoruz biliyor musun? Hidrofilik grup diyoruz. Suda çözünür. Burası ise hidrofobik. Yağlar suda çözünür mü Tonguç? Çözünmez. Çözünmez. Dolayısıyla yağ asitleri hidrofobik. Yani suda çözünmeyen grubu oluşturuyor. Hidrofobik suda çözünmeyen demek. Bu ise suda çözünen demek. Hidrofilik. Suda çözünen demek. Fobi ne demek Tonguç? Korku. O yüzden yağ sudan korkuyor. Aa. Hidro demek latince'de su demek. Hidrofobik sudan korkan demek. Korkar. Sudan korkan su gibi olsun. Yağlar suda çözünmedi için mi Görevlerine bakalım steroidlerin. Steroidler dediğimiz zımbırtı hücre zarı akışkanlığını arttırır. Akışkanlığını arttıran steroidin adı ne biliyor musun Tonguç'um? Kolesterol. Şimdi kolesterol en önemli steroid bilmemiz gereken. Hocam Birincisi. Erol sizi aradı. Hangi Erol? Kolesterol. <laughs> Aa vay. Hocam Erol bir daha aradı. Saçmalamayı kes evladım yeter artık. Hocam hangi Erol diyecektiniz? Ben de profiterol diyecektim. Yani. Neyse. Peki. E, bak eşey hücrelerinin yapısına da katılır. Eşey hücrelerinin yapısına katılır. Ve aynı zamanda D vitamini yapımında da kullanılır steroidler sinir hücrelerinde de kullanılır steroidler diyebiliriz. Dolayısıyla steroidler aslında faydalı şeyler. Hani steroidle kas şişen insanlar var ya. Ben her her o zaman hep onlar zararlı demek değil. Aslında vücudumuzda kullanılıyor bunlar. Peki kolesterolle başlayalım. Ee, ama ondan önce bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Steroidlerin en önemli şey eşey hormonlarının yapısına katılır. Yani hangi hormonlar hatırlıyor musun? Testosteron ve östrojen dediğimiz eşey hormonları. Eş, erkek ve dişi hormonları yok. Östrojen. Harika. inanılmazsın. Kolesterol de en önemlisi dedik. Ha bakalım. Kolesterol dediğimiz şey hayvansı hücrede vardır. Ama bitkisel hücrede yoktur. Görevi hücre zarında madde geçirgenliğini arttırır. Arttırır. Anlaştık mı Tonguç? Ve e, aynı zamanda e, aynı zamanda bir şey daha söyleyeyim sana. Aynı zamanda Hocam, bence korti yağlar... bak kortizol hormonunun, e, kortizol hormonu ve safra tuzu üretiminde de kullanılır. Tuzu mu, safra tuzu mu? Safra tuzu yani Safra tuzu. Yani yağların değil ya. sindirimi için evet. kullanılan, e, karaciğer tarafından salgınlanan sıvı. E, ve fazlası evladım damar tıkanıklığına sebep trafik olur. Trafik kazaları, trafik tıkanıklığı. Dolayısıyla kalp krizi riski artabilir. Damar sertliği ve damar tıkanıklığı. Hatta kötü kolesterol iyi kolesterol vardır. Kötü kolesterol kolesterolün çok artması demek. Dolayısıyla kalp krizi riski doğurabilir. Çünkü kan damarlarımız kalbimizi de besliyor. Kalbe giden kan damarları tıkanırsa, Allah sertleşirse kalp krizi olabilir. Dolayısıyla kalbimiz durabilir. Allah korusun. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder. Evet, Üşenmesin evladım. Tonguç video bulmamız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki bir